Bir sorun mu var? Var. O it kendini ne zannediyor ha? Yani... Pardon aşkım arıyor. Aşkım ne yapıyorsun? Aşkım ne yaptın biliyor musun? İki kişinin hayatını kurtardım. Annem? Annem iyi mi? Merak etme annem iyi. Aşkım anneme niye anne diyorsun? Çünkü annem de olduğundan tatlı çörek. Ben miyim tatlı çörek? Niye böyle konuşuyorsun? Aşkım öptüm, araba geldi, şimdi konuşuruz tamam mı? Tamam aşkım, ben de seni öpüyorum. Mucuk 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 mucuk. Şu kepiklerini kestir kestir. Karakterini bozuyor. Buyurun siz de binin. Siz de geçin. Buyurun, hoş geldiniz. Son efendilere yardımcı olur musunuz? Koyduk mu hepsini? Ne olur dikkatli koyalım. Tabii. Onu dik koyalım. Tabii. Şunu da. Teyzeciğim sen niye kaldın ya? Seni yalnız bırakmak istemedim. Hadi sen de git Allah aşkına. Ben ne yapayım tek kişiyi? Ağzına sıçayım seni. Gel Nevver teyzeciğim gel. Hadi sen de bin. Anneciğim sen de bin. Geç. Platin var evladım bacağımda. Anlıyorum, hoş geldiniz. Platin. Hoş geldiniz. Aa, hoş bulduk. Gazoz mu evladım? Yok, limonata. Sağ olun. Ay, benimki de platin. Çok kötü. Sanki hiçbir özelliğim kalmadı. Bir özelliğim vardı, o da gitti. Hepsi senin yüzünden. Benim güzel birisi olmamı istemedin. Kendin gibi çirkin biri olmamı istedin. Benim Ahmet Kayıntı olmamı kaldıramadın. Ama yanıldın. Günün birinde ne kadar yakışıklı biri olduğumu anlayacaksın. Günün birinde anlayacaksın. Çok kötü. Küçük bir travma. Burcumuz ne kadar? Bunların hepsini sen üstlendin. Tek başına olmaz öyle şey kızım. Anneciğim. Ben böyle mutluyum. Olmaz. Al sen şunu. Benim de bir katkım olsun. Tabii. Hadi hadi. Ay. Pırlanta benim gelinim. Pırlanta. Ay, pırlanta. Allah gönlüne göre verdi. Annem kendine bir kız çocuğu bulmuştu. Ayşıl ise kendine hiç görmediği annesi. Ayşıl yeni aşkını bulmuştu. Annem. Annemse bu durumdan pek memnundu. Beraber alışveriş yapıyorlar. Beraber geziyorlar. Vakitlerinin neredeyse tamamını birlikte geçiriyorlardı. Anne nasıl? Buna itirazım olamazdı. Tabii ki birlikte vakit geçirsinler ama ben ne olacağım? Kimse benimle ilgilenmiyordu. Sanki evdeki tek gereksiz şey bendim. Annem Ayşıl'ı gün geçtikçe kendine çekiyordu. Çok saçma ama
Ayşe'yle annemden kıskanmaya başlamıştım. Ay çok güzel, şey yaptık. Hay Allah. Sen de biraz gez dolaş. Bütün gün evde oturuyorsun. İşte korktuğum şey başıma gelmişti. Ayşıl aynı annem gibi konuşuyordu. Bu da babası gibi. Bütün gün evde oturur. Bir gezeyim, tozayım demez. Vay çok sıcak. Şimdi size soruyorum. Sevgiliniz anneniz gibi konuşursa, anneniz gibi davranırsa ne yaparsınız? Her şey aklıma gelirdi ama Ayşıl'ın anneme benzeyeceği hiç aklıma gelmezdi. Ha, akşam ezanı okundu bu arada. Akşam ezanı mı? Ha, gece ezanı mıydı? Hayır. Neydi? Böyle bir durumda siz ne yapardınız? Sen hiç annene benzeyen birisiyle sevgili olmak ister misin? Allah aşkına söyle ya. Kesinlikle istemem. Yani? Peki sen o kızla yattın mı? Abicim sen de hep aynı soruları soruyorsun bana ya. Ne yapayım oğlum, merak ediyorum. Sanki benim dışımda herkes sevişiyor. Ya da bana öyle geliyor.